Yeni bölüme hoş geldiniz. Yeni ve bu sezonun son bölümü aslında. Alptu'yla bu sezonun son özel programında bu haftaya sıkıştıralım dedik. Selamlar Alptu'cum. Babacım selamlar. Nasılsın? İyidir, sen nasılsın? Dün biraz çıkarmış gibisin bazı şeylere. Biraz bitkinim ama yine vazifemizin başındayız. Evet. Programımızı da çekiyoruz, dergimizi de tasarlıyoruz. Atağından öğrendiğin o profesyonellik dersine bizlere de veriyorsun. Aynen öyle. Yani bu dergi bana bunu kattı. Profesyonel nasıl yaşanır? Ben bunu gördüm burada. Evet, bu hafta sen, ben ve azıcık da Murat'ın katkılarıyla daha önce bir adını unuttum, özür dilerim. Bir takipçimizin fotoğraf, ikonik fotoğraflar üzerine bir özel bir bölüm ricasını gördük. Murat da görmüş. O söyledi zaten bana da. Biz de yapalım madem dedik son programda. Kendimizce naçizane fotoğrafları seçtik. Aynen, yoksa hani bunlar tarihe geçmelidir diye bir şeyimiz yok. Bunlar müzeye kaldırılmalı demiyoruz. Biz bunları sevdik, seçtik. Baba, o zaman senin oralardan başlıyorum diyorum ilk. Evet, bu benim ricam. Aynen, doğru. Senin ricam. Robert Plant Reis var önümde. Ya bu çok meşhur birkaç fotoğraftan birisi babanın. Yani o gün nerede oynadıysa bir yerde maç yapmış baba. Suni içinde. Ve orada Wolverhampton formasıyla, o nostaljik Wolverhampton formasıyla. Forma şık yalnız. Çok güzel formadır. Rengi falan da çok farklı değil mi? Aynen, çok şık forma. Yani babanın bu fotoğrafları meşhurdur ve futbolla ilgisi de bilinir. Çünkü tabii, yaşlı haliyle de Wolverhampton maçlarına gidip orada da bir şeref konuğu, şeref misafiri olarak yer almıştı. Penaltı atmıştı. Wolverhampton'lılığı çok meşhurdur. Babanın mevki ne acaba halı sahada? Bunda tam böyle kanat oyuncusu şeyi var değil mi? İnce uzun. Aynen. Bir de böyle koştuğumu saçları sallanan adam işte. Kanat. Aynen. Severim ben öyle adamı. Saçlar da baba. Saç. Ama baba gene teşhirciliğini konuştum. Slip mayosuyla oynamış. Vazgeçmiyor. Formada açamamış bir yerli. Bu slip mayo dönemi çok büyük faciaymış yalnız. Evet. Ya. Şimdi geri dönüp baktığım zaman görüyorum. Babalarım filan. Aynen, çok yani. Ben de yetiştim o dönem ama ufaktım. Onun için çok günahımız yok. Yani biraz daha büyüsek tehlikeliydi. Aynen. Allah'tan kurtulmuşuz. Babacım, o zaman geçiyoruz. Bu Wolverhampton'lı olmasını tabii Billy Wright dönemine filan bağlayan bir şey vardı. Ben yazısında yazmıştım onu. Hatta bir lig kupası finalinde filan işte taraftarlarla maça gidiyor. Hatta eve dönüş çok uzun sürüyor falan. Böyle geyikleri var. İyi bir taraftar cidden. O şov değil yani. Zaten İngiltere'de böyle şeyler var. Mesela işte Black Sabbath'ın basçısının adını unuttum. Onun Aston Villa şeyi bilinir. Sevdası bilinir. Harris abinin West Ham sevdası bilinir. Meşhurdur şöyle. Ian Pace'in, Deep Purple'ın davulcusu, Nottingham Forest sevdası iyi bilinir. O Nottingham Forest'ın şampiyonluk döneminde filan, Avrupa Kupası aldığı dönemde bayağı bir çılgınca desteklediği bilinir. O şeyle iç içeler yani, o güzel. Aynen, teşekkür ederim. Butler abi, aynen. Gizzer Butler. Onun da Aston Villa sevgisi büyüktür. Öyle. İç içe olmaları da tatlı bir şey. Ama o zaman sırada... Batman'dan tekrar özür diliyorum. Bizi dinliyorsa ya. Çok isim yani olduğu için kafada arada duruyor. Şey, Rocky 4 gibi oluyorum. Bakıyorum hadi. Ama sırada aslında çok bildiğimiz bir versiyonu var bu fotoğrafın. 88'de Van Basten'in attığı gol. Çok bildiğimiz bir şeyi var ama sen galiba gösterdin bunu. Sen mi göstermiştin yoksa... Bu Mehmet Can'dan geldi galiba. Mehmet Can'dan aynen. Abi bir de böyle bir açısı var fotoğrafın, değişik diye. Bu da kalecinin arkasından çekilen. Da Save'in, evet. Da Save'in arkasından çekilen versiyonu. Evet baba, ne söylemek istersin? Bence de o şeyinden güzel. Yani gole en yakışan fotoğraf bu bence. Kesinlikle. Hani diğeri tamam, bir futbolcunun vole vuruşu önemli, estetiği falan çok şık ama bu çok güzel bir fotoğraf. Arkadaki Hollandalılar, Van Basten'in orada golü izleyişini görüyoruz. Da Save'in izleyişi, Da Save'in duruşu. Hani bazı golleri kaleciler güzelleştirir ya. Aynen öyle. Da onlardan biri işte. Yani sen de tabii daha görsel işte benden hakimsin. Bir de sen yorumla. Baba, dediklerinin altına imzamı atarım ben. Yani fotoğraf ya, sayfaya koyduğumuzda açmak isteriz. Aynen öyle. Öyle. Büyük kullandığımız fotoğraflar vardır ya, onlardan bir tanesi yani, estetiğiyle, kompozisyonuyla falan bayağı güzel bir fotoğraf. Bir de ben sanırım bu açısını ilk defa gördüm bu golü. Aynen. Yani daha önce görmemiştim. Belki de onu ilk defa gördüğüm için de çok etkilemiş olabilir beni. Yani daha fazla etkilemiş olabilir. Bu gol de benim şeyden çok, hani vuruş da elbette çok muhteşem de. Fanenburg'un bir şeyi vardır. Böyle şaşırır, ellerini açar, kafasını tutar arkada. Çok iyi bir oyuncuydu.
O canlanır aklında yani. Herif sağ içinde bile şoka giriyor bu golde. Benim baba böyle gollerde şoka girdiğim zamanlama. Yani bu o zamanlamayı denk getirmek bence çok önemli. Yani önemli tabii ki önemli zaten o vuruşu yapabilmek için de. Bence en zor kısmı o işin ya. Hmm. Yani... Ama o da şey değil yani, meleke olmuş artık. Hani tabii ki öyle. Şimdi diye Tsubasa gibi içinden konuşarak vurmuyor falan. Öyle tabii ki. O meleke zaten insanları farklı yere koyuyor. Yani i̇şte tabii. Çocuklar halı sahada iki tane tabii, şut atıp futbolcu olduğunu sanan bir nesil yetişti ya, maalesef. 40 metreden gelen o topu o evet, timingi yakalayıp o vurup o kaleye sokmak, hem de kaleci de varken orada, o bambaşka bir tabii, şey işte. Zaten konuştuğumuz adam da tarihin en yani, garip oyuncularından biri. En yetenekli. Baba... Bu fotoğrafta sen ilk gün konuştuğumuz ilk günden beri almak istediğin fotoğraflardan bir yani tanesi. Toprak sahada da zaman zaman Twitter, Instagram'da falan atıyoruz. İşte meşhur Tanrı'nın eli maçının çıkışı. Hakikaten çok güzel bir fotoğraf. Çok etkileyici. Yani stadın zaten artık bozsalar da oraları. Hı hı. Biliyorsun Murat şeyinden tanıdı ya stadı. Tribünden kolay tanıdı. Değil. İki tane final oynadı Murat orada. Aynen öyle. Kolay değil. Yani elbette Tanrı'nın eli fotoğrafı filan da ikonik fotoğraftır ama ben görsel olarak, sen ne dersin bilmiyorum ama bu daha acayip bir şey. Yani o tarihi maça çıkış, oradaki abinin açısı, derinlik merinlik, hakikaten ya, çok güzel fotoğraf. Savaşa gidiyorlar gibi gerçekten. Tabii. Yani abi o maçın hissiyatını sana bir fotoğrafta vermiş. Yani tribünlerin o etraftaki tribünleri görüyorsun, futbolcular... Savaşa gidiyorlar gibi çıkıyorlar. Bir de böyle şey, bir yerde, o da bir yerde birleşiyor fotoğraf. Yani tam fotoğraf tam ortada birleşiyor ve o çok güçlü bir kompozisyon yaratıyor orada. Bence o çok etkileyici bir şey burada. Fotoğrafta edit yok değil mi o Alp'te? Saf şey bu fotoğraf. Yani belki ışıkla oynanmıştır oynanmışsa ama onun dışında bir edit yok. Işıkla oynanmıştırdan da kastım, yani fotoğrafın ışığı açılmış olabilir sadece. Şu alt taraflar çünkü biraz patlamış gibi. Ama onun dışında böyle... Çünkü mesela İngiltere'nin şortu açık mavi aslında. Biraz beyazlaşıyor evet, görünürde, ben yanlış gördüm. Evet yani o alt taraflarda biraz ışıklı oynanmış gibi. Şeyden de olabilir baba bu arada. Yani sonuçta güneşi direkt almış yani. Meksika'da bir aynen yani öğlen. O da parlatmış olabilir fotoğrafı tabii. Günahını almayalım kimsenin de şimdi. Ama ne yaparsan fotoğraf, yap çok etkileyici bir fotoğraf. Evet. Ve işte tarihi maçlardan biri şeyde yani, o maçta. Maradona'nın iki tane ikonik golü. Biri biraz değil, bayağı bir hile yani. Aynen. Fiveza dedikleri. Ona da bir kulp takarlar. Eyüp daha iyi bilir Latin futbolunu benden. Onlar Fiveza diyor, onları şey yaparlar. Sıfatlandırırlar. Uyanıklık diyelim. Kurnazlık. Uyanıklık ayıp oluyor. Kurnazlık doğru oluyor onlarda. Aslında bayağı ahlaksızlık yani. Hatta böyle sözleri falan hani, görülmediyse ayıp değildir, görülmediyse kanunsuz değildir tarzı. O da onlardan biri. Ayıp. Özellikle Robson gibi bir adam. O İngiltere benim sevdiğim bir İngiltere'dir. Belki daha da yolu açık olacaktı falan ama futbol böyle işte. Tabii. Bir diğer İngiliz şeyine geldik. Bunu İngiliz magandalar. Keegan'a şey yapmayalım. Keegan doğru, kim olsa doğru, o maçta bu takımdan birilerini yumruklardı diyelim. Baba ama işte ben de orada şeyi düşünüyorum. Haklısın yani. Keegan'ın sonuçta çok ağır tahrik görüyor ama hakim de olman lazım kendine ya. Ya şaka yapıyorum tabii ki canım. Yani Zidane'ın olayıyla bence Zidane'ın işte daha büyük bir olay. Bu kesinlikle. Charity Shield maçı yani. Aynen yani. Dünya Kupası finali değil. Değil. Bu bizi izleyen insanların şeyden bilebileceği bir maç. İşte Damn United filminde meşhur Brian Clough'un Leeds başında sahaya çıktığı ilk maç. Ve işte bu felaketle başlıyor. Şu pozisyonla. Hı hı. Buradan birkaç dakika önce Johnny Giles Keegan'a bir yumruk atıyor. Niyeyse sarı kart görüyor sadece. Uyarılıyor. Sonra burada topsuz alanda bir şeyler oluyor. Zaten kameralar görmez bunu ilk anda. Top buradayken oluyor olaylar. Sonra bakıyorlar işte Bremner'a yumruk atıyor Keegan. Orada bir şeyler olmuş. Bremner gene bir altlar yemiştir. Hakem ikisini de oyundan atıyor. 10 kişi kalıyor iki takımda. Sonra penaltılara Liverpool kazanıyor diye hatırlıyorum maçı ben. O fotoğraf yani çok İyi yakalanmış bu açısı. Çok evet, az bulunur ve şeyi de büyük. Ve çok ikonik bir maçtır 70'li yıllara dair. Brian Clough'un kariyerine dair. Keegan'a dair. Keegan ki öyle çok şey bir adam da değildir. Ama bu takımda dediğim gibi yani Johnny Giles'in yumruğuna niye sarı kart gösterdin? Bundan niye oyuncuları şey yaptın, oyundan attın? Çok ilginç bir şey.
Onun için güzel de fotoğraflar. Evet, fotoğraf da çok güzel gerçekten. Zaten bu eski fotoğraflarda benden daha iyi biliyorsun. İngilizlere duacıyız. Allah razı olsun. Arşivlerinden, beyinlerinden, ya, titizliklerinden. Ya bir dünya de, futbolu çok şey borçlu İngilizlere. Bir de sağ olsunlar, bu açıdan daha da fazla. Yani 100 yıllık fotoğrafı sağ olsunlar, teknoloji ilerledikçe ellerinden geldiği kadar temizleyip temizleyip koyuyorlar. E tabi işte şey, ben yazmıştım o Horse Final'ı 23'teki White Horse muhabbeti var ya işte. Hı-hı, cam gibi fotoğraflar aynen, vardı ya. Fotoğrafı öyle görüntüyü açıyorsun. Şimdi Eyüp de biliyordur, o da eski şeyleri meraklı. Bizim toprak sahanın hı-hı, yeni elemanlarından Eyüp de. 23 finalini açıyorsun abi, herifler temizlemişler. 60'a aynen, açıyorsun, temizlemişler. Yani saçma sapan şeyler. Sanki dün çekilmiş gibi tabii, neredeyse tabii, yani. Tabii tabii, hakikaten muhteşem. 90'lar Premier görüntüsü de var mesela. Yani Serie A'yı böyle çok net bulamazsın ama Premier cam gibi mesela video görüntüsü. Ya öyle ama 90'ları diyorsun ki hadi 90'lar yani, gene temizlemesi. Aynen. Renkli en azından diyorsun. Yani renksiz bir şey, yani filmlerden falan diyorsun, daha iyi bilirsin. Yani siyah beyaz bir filmi temizlemek daha şey bir şey, daha zor bir şey. Onun için o konuda hakikaten inanılmazlar, muhteşemler. O zaman bir başka güzel İngiltere. Çok İngiliz yapmışız be. Evet ama neyse. İşte bunlar çekiyor bu fotoğrafları da. Ne yapalım yani? İtalyanlar çekti, bizim koymadık. Aynen. Evet, bu Euro 96 hikayesini senden bir dinleyelim. Euro 96'da Gascoigne'in inanılmaz golünden sonraki sevinci. Hı hı. Penaltı kaçıyor. Dönüşte topu kaldırıp voleyi çakıyor. Çok muhteşem bir goldü. Daha yeni mahallede top oynamaktan dönmüştük. Oturup bu maçı izledik. Hakikaten ekran başında bir coşturmuştu o gol. Muhteşemdi. Golün hikayesi de şey, yani sevincin hikayesi de şu. Bunlar Fenwolds Hong Kong'a götürüyor. Yanılmıyorsam milli takımı kupadan önce. Orada bir parti var. Hı hı. Bunlar da zaten partici bol. Fowler'ı, McManaman'ı filan. Hong Kong'da bir bara gidiyorlar. Dişçi sandalyesine oturtulmuş. Ağzına böyle içki bira mira sıkılan bir eğlence var. Gazza'nın orada fotoğrafları patlıyor. İngilizler biliyorsun sever bir şeyleri. Büyük eleştiri geliyor. Sonra baba İskoçya maçında grupta bu golü atınca direkt o sevinci yapmışlar. Yani o yaratıcılık da çok iyi sahada bir anda. Evet. Her şeyin bulunması. Hakikaten çok güzel fotoğraf ve çok da güzel bir takımdı bu İngiltere. Çok keyif veren bir takımdı. Zaten Steve McManaman'la Shearer var yeterli. Evet. Baba senin her zaman bir oyun diye bahsettin. Fotoğraf o an. Evet. Onu kesin Amerikalılar yapmıştır dediğin an. Baggio'nun penaltısı. Aynen. Ya bizim inanla aramızda yaptığımız bir geyikti bu. Aynen. Hani 94 birçok insan için sıkıcı geçen bir kupaydı. Bir hikayesi yoktu. Tamam vardı yani. Hani İsveç'idir, Arabistan'ın hikayesidir falan filan vardı ufak hikayeler. Amerika'nın hikayesi, hı-hı, ya da değişen Brezilya. Tamam, bir şeyler vardı ama ikonik bir anı yoktu neredeyse. İşte bu an dünya futbol tarihinde bir anda bu kupayı başka bir yere getirdi. Bence tarihin en şey anı. En dramatik anı. Ve şu açıya bakıyorsun. Yani ben diyorum ki topta ip vardı. Amerikalılar o topu dışarı atmak için. Geyik yapıyorum tabii yani. Böyle bir saçmalık yok. Hani Baggio ve... Buna inanan bu arada kesin buluruz. Tabii abi, düz dünyaya inanıyor adam. Doğru söylüyorsun. Şimdi şöyle bir şey var. Bu adam İtalya'yı tek başına finale getirdi. Tekrar söylüyorum. Bunu anla... Yani ben... 93'ten beri Baggio'yu izliyorum diyorum. Adam diyor ki Brescia'yı izlememiş galiba. Öyle tek Brescia'yı izlemiş adam bana böyle karşı çıkıyor. Baggio o turnuvada yaptıklarını hiçbir kulübünde yapamadı. Dünya, hı-hı, kupası finaline bir takımı taşımak da Brescia'yla gidip Juventus'a gol atmak aynı şeyler tabii değil. Tabii ki yani. Onu anlatmak istiyorduk. Bu kupa adamın kariyerinin zirvesidir. Muhteşem bir oyuncuydu. Benim İtalya sevme nedeni, hı-hı, çok sevdiğim bir insan. Hem insan olarak tek sorunu av sevmesi. O bende yok. Nefret ediyorum. Bu kadar iyi kalpli bir insanın da... Egosunu biliyorsun, senle de evet, izledik ettik. Egosu çok şey, düşük filan evet, bir adam. Çok tatlı bir insan. Ama kariyer zirvesi buydu. Bir takımı aldı. Çok kötü oynayan bir İtalya'yı finale götürdü. Hı-hı. Ve bu maçta da penaltıyı kaçırarak noktayı koydu. Adamcağız penaltıyı atsa da zaten Brezilya avantajlıydı. Ama öyle bir ikonik ana dönüştü ki bu. Sanki son penaltıda geldi ve bitti her şey gibi. Hani her şey üst üste bindi. Yıllarca insanlar, birçok insana çıkıp sorsak son penaltı buymuş gibi hatırlar. Evet. Hani öyle bir hikaye oluşturuldu ki o açıdan çok önemli bir an. Tafa da, bu zaten Tafarel'in meşhur duasıydı. Hı hı. 98'de de yapmıştı onu. Hakikaten öyle hakemlerin yerleri,
şey çok güzel fotoğraf. Fotoğrafı yani evet. Fotoğrafın birçok açısı var. Kale arkası var. Baggio arkasından, yandan profilden var filan. Ben Baggio'nun böyle kale arkasından çekilmiş, o ağların da arkasından çekilmiş versiyonunu çok severim. Tabii. Baggio böyle penaltı noktasında duruyor. Brezilya takımı arkada kenetlenmiş. O versiyonu da çok güzel. Ama bu yukarıdan çekilmiş açısı da bence de çok güzel. Orada çok etkileyici bu da. Her şey yerleştirilmiş. Senaryo kurulmuş artık. Fotoğraf İple olmuş. Çekmişler topu çatallan yukarı. Geyik yapıyoruz tekrar söyleyeyim. Ama belki de en dramatik fotoğraflardan, spor evet, fotoğraflarından bir tanesi. Fotoğraf alabilir. 78. Aynen. Dünya Kupası. Ya işte yani aslında çok hikayesi olan iyi maçlar oynanan. Şimdi Hollanda'ya bakıyorsun. Değişen bir Hollanda. Hı hı. Hani Happel geliyor işte. Daha farklı bir futbol oynatır. Biraz Michels'e göre daha libero kullanır. Happel de yazmıştın daha önce. Ha, yazmıştım işte. Daha maç içi hamleleri daha fazladır ona göre falan filan. Neyse farklı bir şey var. İşte Avusturya fena bir takım değil. Bir yandan işte İskoçya gibi bir takım var. Güçlü gelmiş. İtalya ilk çıkışını yapmış. Yani 82'deki İtalya'nın birçoğu burada zaten. O Beyazıt'ın Ümit Milli Takım'dan aldığı oyuncular ilk ışığı burada veriyor aslında. O Han'ın füzesi olmasa finale gidecek İtalya. İşte Arjantin Kempesler'le gelmiş. Hani Brezilya işte yeni değişim. Coutinho ile birlikte daha da Avrupalılaşan, daha da gücü önem veren yeni bir Brezilya. İşte Zico yeni yeni ortaya çıkmış. Aslında çok iyi oyuncuların olduğu ilgi çekici. Almanya değişmeye başlamış. O 76'da jenerasyonu yenilemeye çalışmışlar. Burada iyice yeniliyorlar. Kötü sonuç alıyorlar. 80'de bambaşka bir takımla sahaya çıkıp şampiyon oluyorlar. Avrupa şampiyonasında falan. Böyle çok önemli bir kupa aslında ama maalesef bir manyağın gölgesinde, Videla'nın gölgesinde Güney Amerika'da, Türkiye'de bunları yaşadığı insanlar işte. Onun gölgesinde bir kupa. Bugün hala işte Peru maçıyla hatırlıyoruz. Satılmış maç diyoruz. İşte orada Kissinger'ın filan odaya girdiği söylenir. Kissinger devamlı şeyde Videla'nın yanında görülür filan. Hani ne işi varsa orada Kissinger'ın. Yani. İlginç ilginç bağlantıları olan. Ondan öncesinde birçok insanın kaybolduğu, öldürüldüğü. Ve bu kupada da öyle. Peru maçında işte mesela o turu getiren golü attıklarında kupaya karşı çıkan sanırım bir politikacının da evi bombalanıyor filan. Çok kötü anıları olan bir kupa. Ama işte bir yandan da böyle şeyleri de var. Yani bu Delacchila diye bir çocuk. Sanırım 14-15 yaşında. İşte Filol ile Tarantini birbirine sarılmışken kaleci Filol ve savunmacı Tarantini onlara gelip böyle bir poz veriyor. İşte bunlar ruh kucaklaşması diyorlar. İspanyolcası da var da benim İspanyolcam yok. Hatırlayamadım. Özür dilerim. Bunun yıllar sonra da reklamı yapılmıştı. Belki kurgu mudur bilmiyorum da ben hala kurgu değilmiş gibi izleyip gözlerim yaşarıyor. Hakikaten muhteşem bir fotoğraf. Yani hakikaten çok güzel. Bir de Filol'un kazayla çocuğun kazanın da öyle bir şey olması evet. Da ilginç olmuş. Güzel bir fotoğraf. Güzel fotoğraf. Oldu. Keşke Videla olmasaydı. Yani kupa ne olursa olsun kim kazanırsa kazansın. Daha normal şartlarda oynarsan. Hakikaten güzel bir kupadır 78. Hakikaten iyi maçları var. Zevkli maçları var. Ama işte herkes şeyle hatırlıyor. Herkes Peru maçıyla hatırlıyor. Herkes Rensenbir'in en saf hatırlayan da Rensenbir'in direğiyle hatırlıyor. Son anda direğe vuran topla. Ya da Han'ın golüyle. Ama birçok güzel maç var aslında. Öyle. Üzücü. Baba bir de şimdi sen Kazak deyince arkaya baktım. Bir şey dikkatimi çekti. Bu fotoğraftan en karlı çıkan da Philips olmuş galiba. Yıllardır. Yine yapmışlar yapacak. Aynen. Yıllardır bu fotoğrafla anılıyorlar. O zaman biraz da yurt içine dönelim. Evet. Benim ricam. Aynen. Olan iki fotoğraf. Hangisini önce baba bakalım? Bir tane Gündüz Kılıç'la başlayalım. Ya o Gündüz Kılıç'ın fotoğrafı bayağı iyi yalnız yani. O derinliği, Gündüz Kılıç'ın o arkadaki düşünceli hali, o ortadaki dağınıklık ama o dağınıklık bir düzen içinde arkaya doğru gidiyor falan. Bayağı çok güzel fotoğraf yani. Şimdi diğer abilerimize ayıp etmiyorum. Birçok değerli insan var. Ama bana göre bu işte Türk futbol tarihinin en acayip adamı İsmet Gümüşler'in fotoğrafıdır. Twitter'da şurada burada dolaşır bu. Fotoğraf İsmet Gümüşler'e aittir. Konuşamadığım, sohbet edemediğim için üzüldüğüm bir insandır. Bir röportajında ben hep
statta farklı yerlere bakmak istedim. Yani maç oynanırken ben tribünde bir yere kilitlenirdim. Maç biterken ben başka bir yere bakardım diye açıklar bu farklı göz, farklı bir bakış açısının olmasını. Bu da öyle. Yanılmıyorsam bir devre arası Galatasaray soyunma odasında büyük ihtimal İnönü stadıdır. O zaman Sami'yi pek kullanmıyorlar. Büyük ihtimalle İnönü, Mithatpaşa işte oralarda çekilmiş harika bir fotoğraf. İsmet Gümüşdere'yi de fotoğraf demişken anmak lazım orada, dedim. Onun için bunu getirdim. O İsmet Gümüşdere'nin bu Objektif Yalan Söylemez kitabını seninle beraber bakmıştık. Geçen bir de Ağların Ardında 20 Yıl. Ağların Ardında 20 Yıl. Ona da baktık. Yani hakikaten yurt içinde o döneme dair çekilen bütün fotoğraflar, güzel bütün fotoğraflar neredeyse İsmet Gümüşdere'ye ait. Evet. Yani bildiğimiz. Kitap. Evet. Biraz masraflı olabilir ama ilgilisine pişman etmeyecektir. Kesinlikle. Bulunabilir sahaflarda ya da internette. O şeyde Ağların Ardında 20 Yıl da aynı şekilde ama Ağların Ardında 20 Yıl daha eski basın olduğu için saman kağıt filan bu tamamen baskı filan çok kaliteli. Tavsiye ederiz onu da. Abi bir de iki tane karizma var burada. Aynen bu şimdi programı sonlandırırken Bülent Baba'yı bir analım. Tabii. Allah rahmet eylesin. Bu fotoğrafın küçüğünün bana gelme hikayesini anlatayım. Bülent abiyle görüşmelerimizin birinde evine gitmiştim. Ondan sonra çalıştığı fabrikaya gittik. Cebinden fotoğraflar çıkardı. Böyle sakladı. Bunu yazıda da yazmıştım. Böyle koydu. Hazır mısın dedi. Ne abi dedim. Tarihe tanıklık edeceksin dedi. Bende bir şey var sanıyorum yani. Hani. Bir açtı böyle. Bak dedi. Tanıdın mı? Halit Kıvanç abi. Halit'in siyah saçlı hali babasında bile yoktur falan diye espri yapmıştı. Hakikaten çok eski bir fotoğraf. Bülent Baba da çok esprili adam ya. Feci adamdı. Benim düğünde nikah şahidimken biliyorsun herkese bir evlenme teklifi. Aynen kırdı geçirdi ortalığı. Bu şey hikayesi. Halit Kıvanç 1951 yılında Türk futbolcuları, İtalya'da oynayan Türk futbolcularını ziyaret için çalıştığı gazetenin görevlisi olarak İtalya'ya gidiyor. Hani meşhur Lefterya'sı vardır ya. Pozzo Lefter için kulübede bile adam geçer dedi filan. O alıntılar yapılır. O seri bu işte. Palermo'ya da Bülent abiyi ziyarete gelmiş. Ve benim bu çok sevdiğim bir fotoğraf. Bülent abiden rica etmiştim. O da büyüterek bana göndermişti sağ olsun. Altta da İtalyan bir ne diyor? Allotta mı yazıyor? Allotta mı yazıyor ne? Herhalde çeken şey stüdyonun sahibinin şeyi. Bizdeki saray gibi. Ya da aynen bizdeki yerce fotoğraf filan. Ona ait. İşte Alt Kovanç da kitabında bu fotoğrafların hikayesini şöyle anlatır. Ben fotoğrafları Bülent'in bir arkadaş sayesinde çektirdik. Ama gazeteye göndereceğim yazımı. Fotoğraflar gelmiyor. Bir süre sonra çocuğu buldum. Bizim fotoğraflar ne oldu dedim. Onları Bülent abi işte Bay Bülent Bey aldı. Ve işte saç bunlara saç eklememizi söyledi. Bülent abinin o kelliği çok espri konusu yapılır. Güya işte Bülent abi onlara saç çizdirmiş filan ama Bülent abi de hadi oradan be olayı çarpıtıyor diye şaka yapardı. O Bülent abinin kelliği olan Şükrü Güles'in de yazılarında çok yazar. İşte şeyde Sofia Loren'e çıplak gördükleri Roma'daki evin hikayesini Şükrü Güles'in 1960'larda kaleme alır. Ya da 70'li yıllarda yanılmıyorsam bende var o yazı. Ve şey diye anlatır. Yani ben Sofia Loren olduğunu anlamadım. Bülent'in keli parlıyordu. Göremedik. Şükrü'ye geyik yaparlar. Bülent abi de Şükrü'ye şey yapar. Şükrü'nün göbeğinden göremedik diye espri yapar. O çok geyiktir o Sofia Loren olayı. Öyle. Allah rahmet eylesin. Özledik Bülent abi hakikaten o neşesini. Evet. Çılgınlığını. Onu da analım son programımızın son anını. O zaman baba bu sezonu kapatıyoruz galiba. Aynen. Şu kapatmadan yani şu Berke'nin bana hediyesi olan Okan Dağlı, babası Okan Dağlı'nın Kıbrıs'ta Türk futbolcularla yaptığı iki toplumu futbolcular röportajlardan oluşan bir kitap. Bunu da tavsiye edelim. İlginç hikayeler var. Yani İngilizlerin savaş döneminde eline esir düşen insanlardan tut da işte Kıbrıs'ın George Best'i olarak nam salan abilerimize kadar ilginç yaşam öyküleri var. Ben Kıbrıs futbolu konusunda sıfırın altındaydım. Hiçbir şey bilmiyordum. Ama buradan yani bildiğim şey Basri Dirimli'nin orada çalıştığı. O da zaten Türkiye'den giden, Fenerbahçe'den giden olduğu için. Bunu tavsiye ederim. Hakikaten Okan abimizin ellerine sağlık. Berke'ye de teşekkür ediyorum. İçinden de Keegan dediğim gibi imzalı, İlhan Özgür'ün imzalı şeyi ayrı bir güzellik oldu. Teşekkürler Berke'cim. Sağ ol. O zaman baba yaz için veda edelim. Aynen. Önümüzdeki sezon. Önümüzdeki sezon. Biraz farklı bir formatta. Gene sorular olacak ama. Tabii. Farklı bir formatta karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere o zaman.